Çift Uğur Çiftliği'nden herkese selamlar dostlar. Merhabalar. Bugün neredeyiz Mert? Vallahi bugün dam temizleyeceğiz abi. Bugün dam temizleyeceğiz. Evet. Hep hayvancılık diyorduk. Evet. İşte hayvancılığın çok temiz, hijyen içeren evet. işlerinden biri. Temizlik işleri. Hatta buradan sonra da bir yer daha var herhalde. Bir Aynen. de oraya geçeceğiz. Aynen. Bu videomuzda böyle dam temizliğiyle geçecek. Öncesini sonrasını sizlerle paylaşacağız inşallah dostlar. Evet. Evet, üst tarafı temizlemiştik. Az sonra daha yakından gösteririm. Şimdi bu tepe tarafın şöyle bir suyla da kabasını aldık. Yerde kalan pislikleri, ince pislikleri de sıyırdık aşağıya. Alt taraftan zaten bayağı pislik çıktı. Tepeleme yığıldı oraya. Mert tamamladık herhalde değil mi burayı? Evet abi, burası. Burası tamam. Şimdi yan tarafta bir küçük kapalı alan var. Orayı da halledeceğiz. Tüm çıkan pislik burada. Görüyorsunuz burada güzel bir yığın oldu. Tavuklar bayram ediyor. Arka tarafta bayağı güzel oldu, temizlendi. Son bir suyla da aşağıya indirdik ince pisliği de. Bu tarafı böylelikle halletmiş olduk. Şimdi şurada yan taraf var, kapalı alan. Şimdi oraya gideceğiz inşallah. Orayı da halledip sonra da bir başka yer varmış. Bakalım vakit kalırsa da sonra oraya gideceğiz. Şimdi de aynı mekanın ikinci noktasındayız. Bu sefer yerler daha temiz. Sadece kaba pisliği var. Derin değil. Diğer tarafta çünkü bayağı kazmıştık. Burada direkt yüzeyden sıyıracağız. Ondan sonra da camdan dışarı sallayacağız. Şimdiki işimize de başlamış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi zaten az önce de söylemiştik. Burada çok derine inmiyoruz. Buradan camın kenarına sıyıracağız. Camdan da dışarıya basket. Ama kamerayı nasıl koyacağız onu bilmiyorum. Sıyırdıktan sonra koyarız. Basketi izleriz artık orada. Diğer tarafta çekememiştik. Orayı da bitirdikten sonra kireçledik. Şimdi son halini gösteririz. Şimdi burası da bitti. Mert buraya da bir kireç operasyonu yapıyor. Ama biz de bittik doğrusu. Kapalı alanda çalışmak birazcık açıkçası insanı şey yapıyor. Hava da sıcak. Bayağı bir terledik yine. Evet, burası ilk yaptığımız yer. Keçileri sonra buraya getirdik. Biz diğer tarafı yaptık. Artık mekandan ayrılıyoruz. Evet Mert. Biraz yorulduk ama bugünkü iş de bitti. Evet abi. Elimize sağlık. Aynen abi. Çalışırken çok çekemedik gerçi orada. İkinci yerde özellikle. Yani dar alan olunca. Aynen, toz moz. Toz pislik falan şey olmadı. Biz de tıkandık zaten. Hatta orada zaten iyice terledik. Üstümüz başımız iyice terimiz evet. çıktı. Neyse bitirdik. Şimdi bakalım. Bugünün ikinci işi olacak herhalde. Evet. Şimdi arada biraz paydos. Bir çay kahve yemek içmek. Ondan sonra. Devam. İşe devam. Biz az sonra devam ediyoruz dostlar. Siz de izlemeye devam edin. Evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet dostlar, birinci video... Selam vermedim. Dostlar herkese selamlar. Merhabalar. Bugün bir önceki videonun devamını çekiyoruz. Orada ikinci bir dam vardı. Oraya gidecektik. Evet. Ama o iş olmadı. Orada anlaşamadık. Biraz evet. maddi sebeplerden dolayı aynen, olmadı herhalde aynen. orası. Dolayısıyla o videoyu çekemedik.
Şu anda bizim yine sevdiğimiz bir arkadaşımızın mekanındayız. Rıdvan'a da buradan selamlar. Hatta az önce çayları da söyledik. Birazdan gelir. Gelirse belki hatta onu da sizlerle tanıştırmış oluruz. Bugün aslında bu videonun temelinde de Mert'le yollarımız ayrılıyor. Evet, ayrıldı. Hatta ayrıldı an itibariyle. Evet. Bu konuda sizleri de bilgilendirelim istedik. Nasıl yapalım Mert? İstersen sen söyle abi, şey yaparım ya. Sen anlat, ben şey yaparım, yevamı getiririm. Tamam, detayları sen verirsin olmazsa. Tamam. Şimdi biliyorsunuz biz Mert'le yaklaşık 1,5 ay oldu herhalde. Evet, değil mi? 1,5 aydır. Böyle gecemiz gündüzümüz hep beraber geçti. İşte iş oldu çalıştık. İşte tarla işi oldu gittik. Yevmiye işi oldu gittik. İşte İzmir seferlerimizde birlikte olduk. Her şey iyiydi. Yani dostluğumuz yine baki. Onda bir sıkıntımız yok çok şükür. Her şey yolunda. Ama ve lakin iş konusunda Mert'in bir gelişmesi oldu. Yine sen söyleyeceğim, sen yine bana atacaksın. Mert fabrikaya başladı dostlar. Fabrikada tam zamanlı bir işe girdi. Hayırlı olsun bu arada. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Bugün ilk günümdü. Bugün ilk şifteyi yaptık. Nasipse inşallah devamını da getireceğiz yani bu gidişle. İnşallah hayırlı olsun, uğurlu olsun diyelim. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani bunu hep ara ara konuşuyorduk da seninle. Yani hani yevmiye işleri evet güzel ama yani sonuçta hani sonu mevsimlik işler. Evet, sonu yok. Belli dönemlerde belki yoğunluk oluyor ama belli dönemlerde de olmayabiliyor. Daha çok güzel yavaş parası geçiyor. Var, o kazandırıyor, Allah bereket versin ama hani devamlı sürekli sigortalı iş daha iyi oluyor yani. Hı-hı. Tamam, aynen, orada hem sigorta oluyor dediğim gibi. Hem devamlılığı var. Böyle bir avantajı. Öyle senin için de Allah bağışlasın. Hatta dostlar da yorumlarda yazmıştı. Allah razı olsun abi. Aha, çaylar da geldi. Sağ ol Rıdvan. Bu arada kayıttayız. Öyle mi? Oturmak istersen seni de alalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada Rıdvan'ı da sizle tanıştıralım. Hoş geldin tekrardan. Biz de sana hoş geldik diyelim. Eyvallah. Siz de hoş geldiniz mekanıma. Sağ ol. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Burada akşamları Mert'le oturduğumuzda da Rıdvan'ın kahvesinde oturuyoruz. Sağ olsun, çayları güzel. Başka yerde çay içtiğimiz zaman Rıdvan'ın çayını yerine tutmuyor. O yüzden böyle. Alıyoruz yani. Aynen öyle. Dışarıda içsek de akşamları mutlaka geliyoruz burada çayımızı, evet, kahvemizi içiyoruz. Güzel oluyor. Şimdi şey diyorduk işte, senin hani şimdi ikinci çocuk da olunca tabii işin bir de şey boyutu da var yani, evet, hani maliyet yükseliyor abi. Aynen, tabii masraflar oluyor, şey oluyor. Evet. Ya inşallah güzel olacak yani, ben inanıyorum yani ki i̇nşallah zaten abi. Yani şunu da biliyorum, sen yine rahat durmayacaksın, boş durmayacaksın. Durmam yani zaten yani. Orada vardiya durumları olacak, bir şeyler olacak, evet, hani illaki bir ekstra çalışmalar, aynen, bir şeyler abi olur herhalde üstüne. Dostlar da zaten bir önceki videoda hani bu doğum olayını, ikinci çocuk durumunu söyleyince onlardan, evet, da çok güzel yorumlar geldi. Allah razı olsun herkese. Aynen, onlara da teşekkür edelim. Ben de yorumlara yazmaya çalışıyorum ama hepsine yetişemedik de, çok teşekkür ederiz. Sizler de Mert'i sevdiniz. Bu videomuzda da Rıdvan var. İnşallah Rıdvan'ı da seversiniz, ona da hayırlı işler dersiniz. Onun da burada güzel planları, projeleri var. Evet. Bu mekanı biraz daha böyle bir değiştirme planları var. Evet. İnşallah güzel olacak herhalde Rıdvan. İnşallah başlangıcdayız bakalım. Yani niyetimiz var, bir şeyler var. Sürpriz olsun arkadaşlara. Yani şimdi bir şeyleri söylemeyelim. Eğer videoları çekmeye devam edersen ben de yavaş yavaş yaparım bir şeyler. Yaptıkça arkadaşlarla paylaşırız. Aynen, onlarla da paylaşırız. Hatta yine böyle sadece hani dekor anlamında değil. Ya yani böyle biraz yeme içme üstüne de değişik fikirlerim var. Ara ara konuşuyoruz seninle. Bizim kendi mesleğimiz. Şu anda mesleğimizi yapmıyoruz ama çayı da seviyoruz. Çayı sevdiğimiz için de en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabi ilerleyen zamanlarda yemek sektörünü de buraya koyacağız yani. İlerleteceğiz ve beldemizin veya eskiden belde de şu anda muhtarlık oldu. Yani bunun da ismini duyurmaya çalışacağız yani. Evet, evet, inşallah. Ya bilmiyorum, bence güzel şeyler olacak yani. Yani biraz istemek de oluyor, biraz ya, hayal etmek de oluyor. Şimdi işin gerçeği bu. Hani, ne yaparsan yap, severek yap. Yani. Derler ya, biz de seviyoruz yani, işimizi seviyoruz. Her şey gönlün şimdi, gibi olsun abi. Allah razı olsun kardeşim benim. Yani aslında senin fabrika işlerine girmene pek sevinmedim desem de yok. Kendi şahsıma söyleyeyim. Yani, Mert sen tutuver, sana da yani, ben böyle önünde. Ben kendi şahsıma söyleyeyim. Çünkü sen yapabilir misin bilmiyorum. Neyi, fabrika işini mi? Evet. Yaparız abi. Ne, yani yaparız canım, Mert? Yok. Ya. Neler yapamaz biliyor musun? Düşün, çok özel mevzular varsa bak binlerce kişi izleyeceksin. Şundan dolayı yapamaz. Mert atılgan bir çocuk. Hani evet, sabit gelirlere katlanır mı bilmiyorum.
anlamda. O anlamda yani. Yok zaten orada çalışınca da abi zaten ek işler de yaparım yani zaten. Bizim odun içinde ayarlayalım. Odun içinde ayarlayacağız zaten abi. Onda vallahi kış geliyor sobayı yakacağız. Bak buna mısır falan patlatacağım ben ha. Oo tamam abi. Kestane olayı da var. Ben sana odunu beleş getiririm abi. Müesseseden mi? Müesseseden. Çaylar mısırlar müessesedense. Şöyle yapacağız şimdi kışın niyetimiz var. Eğer şey olursa mısır patlatacağım, ikram vereceğim insanlara. Ama yağsız mısır. Şeylerden bu mısır patlatmamak şeyleri var ya. Sobanın üstünde. Evet, tavada. Aynen. Patlatacağız, insanlara ikram vereceğiz. Yeter ki çayımızı içsinler. Maksadımız çay satmak. Güzel olacak, inşallah güzel olacak ya. Bu kadar. Benden bu kadar. Ben çok konuştum. Video sizin, ben sizden daha çok konuştum. Estağfurullah, ne demek. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen de böyle misafir olduğun videomuz ama dediğin gibi inşallah aynen. Buraları zaten sen toparlamaya başladığında yavaş yavaş, şey yaparız, yavaş, yavaş, yavaş. Çekeriz yine inşallah. Gücümüz yetti sürece bir şeyler yapacağız. Yani insanlar bizi sevmeye başladı. Yavaş yavaş biz de yeni başlıyoruz bu işe. İlk kendi mekanımız, kendi işimiz. İnşallah ilerleteceğiz. Amin abi. Biz ilerledikçe insanlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Bizim sektörümüz hizmet sektörü. Hı. En iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Evet. Dostlara selam olsun. Peki. Sağ ol, teşekkür ederiz. Evet, bugün bir misafir dostumuz daha katılmış evet. Oldu videomuza. Güzel de oldu, keyifli sohbet oldu. Biz tekrar başa dönersek de bizim durumumuz da bu şekilde. Dediğim gibi inşallah bakalım yani senin vardiya durumlarına göre yine iş olur, bir şeyler olur i̇nşallah. Falan paslaşırız zaten, zaten yine. Şey yaparım zaten artık seni yönlendiririm zaten. Ben ararım, sen kendin gidersin, ayarlarsın yani bu şekilde. Ona yine yardımcı olurum yani her konuda. Aynen. Eyvallah, teşekkürler. Zaten yine böyle fırsat olursa videoları da aralarda çekeriz. İnşallah, ya çünkü inşallah. Dostlar da seni aynen. Gerçekten çok sevdiler yani. Sen de yorumları takip ediyorsun. Yani gerçekten güzel oldu. Bizim diyalogumuz da güzel oldu. Evet. İnşallah Allah bozmasın diyelim. Amin abi. Bu konudan da sizlere bilgilendirmek istedik dostlar. Bu videoyu da bu şekilde toparlayalım. İzlediğiniz için teşekkürler diyelim. Senin var mı ilave etmek istediğin yok şeyler? Yok abi. Herkese teşekkür ederim. O zaman seyretmeye devam edin. Değil mi? Biz abone... bol bol yedip çekeceğiz. Abone de olmaya takip. Ben hatta bu arada Mert'e şey de söyledim. Dedim Mert bir gün dedim ben de geleyim sen de fabrika. Fabrikada da çekelim dedim. Valla beni fabrikada da kovarlar abi. Öyle bir sıkıntı olur. Yasak çünkü abi. Evet tabii orada biraz daha özel. Resmi yer olduğu oluyor. İçin abi. Biraz yönetim sıkı yani. Tamam o zaman dostlara da teşekkür ederim tekrardan. Herkese iyi akşamlar dileyelim. İnşallah yeni videolarda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.